Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Hiç şüphesiz hayatımızın en önemli meselelerinden bir tanesi yemek yemektir. Yemek yemek zannettiğimizden çok daha fazla önemli, değerli, kıymetli, vazgeçilmez işlerimizden bir tanesidir. Aslında yemek başlı başına dinle, efendim, görgü kurallarıyla, sosyal kültürle, bir milletin temel değerleriyle çok yakından alakalı, cidden önemli bir konudur. Müslüman, helal gıdayı helal yollardan kazanarak, helal bir şekilde ama birlikte yediğin kardeşleriyle. Bu işin en önemli tarafı hiç şüphesiz ki Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu kanunlara uygun şer-i şerif doğrultusunda helal kazanmak ve yine şeriatımıza göre onu helal bir şekilde tüketmektir. Cenab-ı Allah Bakara suresi 168-169. ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennas, ey bütün insanlar, yani mümini, kafiri, beyazı, siyahı, ey bütün insanlar, kulu yiyiniz mimma fil ardı, arzda olanlardan, yarattığımız arzda, yarattığımız nimetlerden yiyiniz. Ama halalen, helal yiyiniz, tayyiben, temiz yiyiniz. Demek ki bir yiyecekte iki unsur çok önemli. Helal ve tayyip. Zaten ancak Cenab-ı Allah'ın yarattığını tüketebiliriz. Onun verdiği rızıkları yiyebiliriz. Onun ötesinde bir şey yok. Onu teslim ediyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Cenab-ı Allah'a teşekkürü, şükrü unutmamalıyız. Yerken besmele çekmeli, sonunda da hamdele getirmeliyiz. Ama iki kelime çok önemli. Halalen, helal, tayyiben, temiz. Ferdin de, ailenin de, toplumun da, devletin de saadet ve selameti bunlara aittir. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın izlerinde yürümeyiniz. Şeytanın adımları arkasında gitmeyiniz. Sizin önderiniz, rehberiniz, buyruk sahibiniz şeytan olmasın. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Size Allah'ın emri ve Resulullah'ın emirleri doğrultusunda eğiten, öğreten ve yeri geldiği zaman emir ve tavsiyelerde bulunan alimleri, mürşitleri, kamil insanları izleyiniz. Neden şeytanın adımlarının peşine düşmeyiniz? İnnehu, çünkü o lekum, sizin için adubun mubin, apaçık bir düşmandır. Bakara suresi 168. ayet-i kerime. Apaçık bir düşmandır. Şeytandan size zarardan başka bir şey gelmez. İnnemâ ya'murukum bisû, çünkü o size kötülükle emreder. Vel fahşâ, hayasızlıkla, ahlaksızlıkla, fuhşiyatla ilgili işleri emreder. Yani yedirir, içirir, helal, haram dedin ve sağlıklı, sağlıksız demez. Efendim, bencillik, hodbinlik, nankörlükle yedirir ve arkasından da şehveti galebe getirerek sizi fuhşa düşürür, kötülüklere düşürür. Ve en tekulu allâhi mâ lâ te'lemûn, Cenab-ı Allah'ın hakkında da böyle bilmediğiniz şeyleri size söyletir. Yani değerli kardeşlerim, dini inkar ettirir, şeriatı inkar ettirir. Yemenin, içmenin, kazanmanın efendim dinle, imanla ne alakası var dedirir. Bilemin hakkıyla kazanıyorum, kazandığımı istediğim gibi yerim der. Vesaire, vesaire, vesaire. Yani bilmek lazım ki bu şeytan insanla Allah arasına giriyor ve insanı Allah'a asi ederek kendisiyle beraber cehennemde sonsuza kadar yanmasını arz ediyor. Bunun için çalışıyor. Buna düşmemek lazım. Öyleyse Allah'ın arzdan bitirdiklerinden. Dikkat edin, burada organiklere dikkat çekiyor. Yapay pek gıdalara yanaşmayın.
fabrikasyon gıdalara çok yaklaşmayın. Organik gıdaları yiyin ama o da helalen tayyip, helal olsun, tayyip olsun, temiz olsun diyor. Bunun ötesinde şeytanın peşine düşmekten, sağlığı ve saadeti kaybetmekten başka bir şey değil değerli kardeşlerim. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar, Allah-u Teala yemek yedikten sonra veya bir şey içtikten sonra kendisine hamd eden kullarından hoşnut olur. Müslim zikir babında 89 numara, Tirmizi et'ime babında 1 numarayla bu hadisi şerifi almış. Evet, Allah Celle Celaluhu yemeğe besmele ile başlayan ve bu rızkın kendisinden olduğunu bilerek ona hamd eden, şükreden, sena eden, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyen kullarını sever. Bunu unutmamak lazım. Abdülkadir Geylani gibi bu ümmetin büyük mürşitlerinden mübarek bir alim de diyor ki, haram yemek kalbi öldürür. Helal yemek kalbi ihya eder, canlandırır. Lokma var seni dünya ile, lokma var seni ahiret ile meşgul eder. Lokma var seni Allah Teala'ya rağbet ettir. Ne anlıyoruz? Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın yasakladığı bir yoldan, haram yollardan yiyen, temiz yemeyen insanların hiç şüphesiz ki bünyesine giren o haramlar kalbi öldürür. Kalp ölünce Allah'ı unutur. Nefsinin kulu olur, şehvetlerin kulu olur, kötü huy sahibi olur. Ve bu adam ibadet yapmaktan zevk almaz ve terk eder. Halbuki helal yese kalp canlanır. Allah'ı tanır, peygamberi tanır ve Cenab-ı Allah'ı razı edecek güzel işler, salih ameller ve hayırlara karşı iştahlanır, rağbeti artar. Demek ki haram miskinleştiriyor, tembelleştiriyor, ibadetlere karşı insanı soğutuyor. Helal ise tam tersi, ibadetlere ve iyiliklere karşı insanları rağbet ettiriyor, iştahını açıyor, gayret veriyor, tembelliğini kırıyor. Lokma ver seni dünya ile, lokma ver seni ahiretle meşgul eder. Evet, neticesi bu. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz birçok hadis-i şeriflerinde ibadet onsa dokuzu helal lokma olduğunu söylemiştir. Hakiki ibadetten gaflet ettiğimizi, helal yemenin en büyük ibadetlerden olduğunu söylemiştir. Helal yemeyen bir Müslümanın farz ya da nafile yaptığı ibadetleri Allah'ın kabul etmeyeceğini beyan buyurmuştur. Böyle Allah yolunda seferlere katılmış, cihada katılmış, efendim üstü başı perişan, Allah, Allah, Allah diye zikrediyor, dua ediyor, bir adamdan bahsediyor böyle. Ama sonunda diyor ki Allah onun dualarını nereden kabul edecek? Ve mat'amuhu haram, yedikleri haram, ve melbesuhu haram, fe enna yüstecabu dua. Giydikleri libasları, elbiseleri haramdan Allah duasını nereden kabul edecek? Etmez kardeşlerim. Duanın anahtarı helal lokmadır. O yüzden helal kazanmak insanın hayatını da tüketemiyor. Çalışacağız, helal kazanacağız. Allah'ın verdiği rızkı hem kendimiz hem de din kardeşlerimizle beraber yiyeceğiz. Zaten geçindirmekle mükellef olduğumuz aile fertlerimiz var. Annemiz, babamız maişetlerini kazanıyorlarsa ne kazanamıyorlarsa bize aittir. Eşimiz ve çocuklarımızın maişetleri bize aittir. Akrabalarımız arasında aç insanlar varsa herkesten önce onları doyurmak bize aittir. Bizim gücümüz yetmiyorsa başkaları veya devletin kefalatı, garantisi, sigortası altındadır onlar. İslam toplumunda hiçbir insan aç kalmaz yani. Evet, bu kazandıklarımız çok önemli. Helal yollardan uğraşarak meşru, yani Allah'ın kanunlarına, aziz şeriatına uygun olacak. Tüketirken de adabına uygun dikkatli.